Birçok ayet-i kerimede insanoğluna apaçık bir düşman olduğu bildirilen iblis, vaktiyle çok yüksek bir ilim, makam ve mevki sahibiydi. Bir kanaata göre de meleklerin hocasıydı. Göklerde ve yerde Allah'a secde etmedik bir karış yer bırakmamıştı. Fakat cin taifesinden olması sebebiyle o da bir nefis sahibiydi. Evet, göklerde ve yerde secde etmedik bir yer bırakmamış ama içinde de bir nefis var. Cenab-ı Hakk'ın ona ilahi bir imtihan maksadıyla verdiği nimetlere mağrur olarak Hazreti Adem'i küçümsedi. Ben de her şeyi biliyorum. Secde etmedik yer bırakmamışım. Şimdi topraktan bir varlık çıkmış. Bana deniyor ki ona secde et. Selam ver. Şimdi mantık yürütmeye başlıyor yani. Kendini beğendi. Cenab-ı Hakk'ın emrine asi oldu. Gurur, kibir ve enaniyet manevi hayatın kanseridir. Evet. Onun için daha önceki sohbetlerimde de birkaç defa arz ettim. Kıymetli kardeşlerim, Ahmed er-Rufâî Hazretleri buyuruyor ki, 3 zümre 3 kişi asla Allah dostu olamaz. Bir kibirliler, ikincisi cimriler, üçüncüsü de ahmaklar. Evet, kibirin olduğu yerde kulluk olmaz. Niye? Kibir enedir. Tıpkı şeytanın söylediği gibi, ene hayrun minhü. Ben ondan hayırlıyım. İnsan başlar bunu söylemeye. Siyasette onu söyler, ticarette onu söyler, ilimde onu söyler, sokakta onu söyler. Onun için hani tırnak içinde diyorlar ya, o ben ondan hayırlıyım sözü asla ve asla bir Müslümanın söyleyeceği söz değildir. Hangi halde, hangi durumda olursak olalım. Kendi adamıza yani. Gurur, kibir ve enaniyet manevi hayatın kanseridir ve birçok günahında kaynağıdır. Zira kibre kapılan insanlar adeta ahmaklaşır, nadanlaşır, ilahi hakikatlere karşı sağır ve ama kesilirler. Bunlar nefs-i emmarenin girdabında ömür süren canlı cenazeler gibidir. Ki her şeye alık ve abuz bir çehreyle seyrederler. Şeytan da Hz. Adem'e saygı secdesinde bulunulmasına dair ilahi emri duyduğu halde bunun gururuna yediremeyip nakıs aklıyla güya bir mantık yürüttü. Nasıl bir mantık? Suçuna kılıf uydurmak için ben ateşten yaratıldım, onu ise topraktan yarattım, ben ondan üstünüm diyerek ilahi emre itiraz etti. Böylece yaratılıştan gelen hususiyetlerle övünüp başkalarına üstünlük taslamaya dayanan ırkçılık iptilasının da atası olarak ilahi lanet ve gadaba uğradı. Dinler tarihinde de bu kibrin adeta ete kemiğe bürünerek müşahhas hale geldiği topluluk, şüphesiz ki kendilerini seçilmiş bir millet, Allah'ın sevdikleri olarak görüp kendilerinden olmayanları aşağılayan, onlara her türlü zulmü, haksızlığı, eza ve cefayı gören Siyonist Yahudilerdir. Evet, biz seçilmişiz diyorlar. Yani iyi seçilmiş ki? Yani 4 tane gözün mü var? 4 tane kulağın mı var? 4 tane elin mi var? Boyun 2 metre daha mı fazla? Yok, işte bizim gibi insansın sen de yani. Gökten de inmedin. Bütün insanlar için bu söylenebilir. Sadece Yahudiler için değil. Kendini farklı gören her insana söylenecek söz bu. Nedir farkın kardeşim yani? Nedir farkın? Bugün Filistin ve Gazze'de yaptıkları zulümlerin, işgal ve haksızlıkların, işledikleri insanlık suçlarının artık insanlıkla izah edilemeyecek bir vahşet, katliam, soykırım raddesine geldiğini yeryüzündeki bütün vicdan ve insan sahipleri görmektedir. Yeri gelmişken şunu da ifade edelim ki, günümüzde o sermayeye ait bazı firmaların pahalı ürünlerini sırf marka ve moda düşkünlüğüyle satın almakta bu vahşetlere dolaylı yoldan destek vermek mahiyetindedir. Evet, bir Allah dostunun bu ayki ikazları ve hatırlatmaları. Müminler olarak bu gafletten de titizlikle sakınmalıyız. Vaktiyle peygamberleri katledecek kadar ileri giderek tıpkı şeytan gibi lanetlenmiş olan kendi hayallerini gerçekleştirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyecek kadar kibirden gözü dönmüş bulunan bu eli kanlı kavim, tarih boyunca birçok defa kahri ilahiye uğramasına rağmen yine de akıllanmamış, günümüzde aynı azgınlıklara yeniden dönmüştür. Zira Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız. Ahmet İbni Hanbel'in fevkalade böyle altınla yazılacak bir sözü. Kibir taşıyan kafada akıl olmaz. Nitekim gurur ve kibir şaşkınlığıyla adeta aklı perdelenen şeytan da kendini beğenerek Allah Teala'ya karşı cidalde bulunacak kadar ahmaklaşmış, şımarıp ve haddini aşmıştır. Sahip olduğu engin ilmi, yüksek mevkii, çok güvendiği aklı ve zekası hiçbir işe yaramamış, onu ilahi gadaba ve lanete uğramaktan da kurtaramamıştır. Evet.